Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim ama hiç iyi değilim bu hayat şartlarıyla. Çok doluyum. Anne kız. Evet, kiradayım oğlum. Gezmelere, tozmalara çıkmış. Hayır, kesinlikle. Ben şu an merdiven silmekten geliyorum. Sırf kiramı ödemek için ek işe gidiyorum. Normalde bir işim var. Var ama yetmiyor. Bir kira olmuş 10 milyon. Ben alıyorum 11 milyon. Nasıl geçineceğim? Size soruyorum. Evimde 1+1. Nasıl geçineceğim? Söyleyin bana, öyle geçineyim o zaman. Biraz zor. Zor. Hatta zor. İmkansız. Ama inşallah bu sefer seçim olacak. Gene kapımıza gelecekler, bizden o isteyecekler. Bakalım bu sefer ne oluyor? Ne oluyor? İnan ki şu an sinirimden ağlamak istiyorum. Ev işten çıktıktan sonra bir de merdiven silmeye mi gidiyorsun? Evet, gidiyorum. Gecede düğünlerde, salonlarda bulaşık yıkamaya gidiyorum oğlum. Evet. 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 Peki evde beyefendi var mı? Hayır, yok. Yani bir tane oğlum var. O da cezaevinde. O da cezaevinde oğlum. Beni ay o kadar çok söylenecek şeyim var ki aslında. O kadar çok söylenecek bir şeylerim var ki bu devletimize gerçekten aşırı doluyum oğlum. Ağlamak yok. Çok doluyum. Ağlamak. Trilyonlarca ben dolandırıldım. Benim dolandırılacak kişi geziyor ve benim oğlum yok yerden cezaevinde. Ve ben 57 yaşındayım, merdiven siliyorum oğlum. Böyle olur mu? Böyle bir Türkiye olur mu? Böyle bir devlet var mı? Böyle bir millet var mı oğlum ya? Yani size soruyorum. Parası olana, evi olana yardım ediyor. Bizim gibi insanlara yardım etmiyor. Etmiyor ve bizim halimize, hatırımıza gelip sormuyor. Bu anlattıklarınız karşısında çok önemli bir şey değil ama biz de sokak röportajı yaptığımız için takipçilerimiz soruyor videonun altında. Yanlış anlamazsanız oyu kime verdin? Ben oyumu AK Parti'ye verdim. Verdiğime de itten kötü pişmanım. Pişmanım. Ve sürekli pişmanım. Bir daha da gelse kapıma vermeyeceğim. Pişmanım. Peki. Benim sorum... ailem de pişman, ben de pişmanım. Bir sorum daha var. İnsanlar soruyor. Hangi kaygıyla, hangi... Yani neden? Biz hani ben sadece soruyorum. Evet. Biz inandık o kadar. İnandık oğlum. İnandık ama biz nereden bilelim? Ben evime bir koli yumurta alamıyorum. Şu an gelip benim evimi çekebilirsiniz. Doğrudur. Hiç sıkıntı yok. Şu an benim buzdolabım bomboş. Ayağımda ayakkabım yok. Utansın benim bu devletim. Utansın. Estağfurullah. Utansın. Ben çok doluyum oğlum. Çok doluyum ya. Gerçekten çok doluyum. Yaşınız 58. Evet. 57'm bitti. 58'ime gidiyor. Benim ne mecbur askeri ücretle çalışacağım. 1+1 eve 5 milyar para ödeyeceğim. Kredim var oğlum. Onları ve ben şu an merdiven siliyorum. Akşam düğün olsa gideceğim, bulaşık yıkayacağım. Yol param çıkacak. Böyle bir adalet yok. Böyle biz bir dünya yok. Buna benzer hikayelerle karşılaşmamak için yok. Bugünkü sorumuzu biraz magazinel tuttuk. Evet. Dilan Polat günlük 750 bin TL harcıyorum. Evet. Siz ne kadar harcıyorsunuz diye sorup ben... birazcık gülelim demiştik. Siz yine ağlattınız. Ben demek ki faturalarımı ben size göstersem hüngür hüngür ağlayacaksınız siz. Ve göstersem ağlayacaksınız. Yani benim torunum benden yoğurt istiyor. Küçük Danone yoğurdu alamıyorum torunuma. Ya ben ne yapabilirim? Alamıyorum. Danone yoğurt torunuma alamıyorum. Çocuğuma harçlık gönderemiyorum. 2028'de seyreder. Yani yapamıyorum. Yani elimden gelse gereken yerlere de gittim. Hiçbir şey görmedim. Yardım da istedim. Yardıma da başvurdum. Hiçbir şey görmedim. Mesela günlük iş çıkışı yapmış olduğunuz ev temizliğinden ya da merdiven temiz ne kadar kazanıyorsunuz? Ben askeri ücretle çalışıyorum. Benim ayda gelirim 11 milyar 500, giderim 12-13 milyar. Çünkü evim kira, suyum var, ışığım var, bir torunum var, bir gelinim var. Ve oğlum cezaevinde. Elektriğe de %20 zam gelecek diyorlar. Evet. Kış için kaygılı mısınız? Ben 3 senedir doğalgaz yakmıyorum. Üstüme yorgan örtüp evimde oturuyorum. Televizyon ışığında oturuyorum. Gelip ispatlayabilirsiniz. Emlak adresini de verebilirim. Habersiz gelip ispatlayabilirsiniz. Çünkü ben açığım.
Ben her şeyi açığım oğlum. Ben her şey. Ben açığım. Peki teyze, sana da soralım. Siz peki bu Dilan Polat ve benzeri sosyete isimlerin harcamaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ona hiç diyecek bir kelime bulamıyorum. Çünkü bir şey diyemem ben onun için şu an. O onu harcıyor. Allah beni de böyle yapmış oldu. Ne yapabilirim? Allah yardımcımız olsun. Amin. Bizi bugüne koyanlar utansın be oğlum. İnşallah. Gerçekten bizi bugüne koyanlar utansın. İnşallah benim kapıma gelecek. İnşallah birisi o isterken muhtarı dahil olsun, azası olsun, belediyesi olsun, kim olursa olsun kapıma gelecek. Peki, yaklaşan belediye seçimlerinde tercih... Vermiyorum oyumu. Kesinlikle vermiyorum. Kesinlikle. CHP'ye vereceğim bundan sonra. CHP'yi ilk önce sevmiyordum. Şimdi hepsini CHP'ye vereceğim. Açık ve açık net konuşuyorum. Teşekkür ederim teyze. Sen buradan git şimdi. Sana Allah'a emanet. Hayır, hiç umurumda değil. Günün yakışıklısı seçtim seni. Bırak şimdi o kadar ihtiyar da bunu. Hala giderim var. Var mı diyorsun? Brad Pitt gibi adamsın. Sana sorum şu. Dilan Polat'ı tanıyor musun? Dilan Polat'ı tanımıyorum. Ne demek tanımıyorsun? Tanımıyorum. Ülke gündeminde. Güzellik uzmanı ve sosyal medya fenomeni. Tamam. Günlük 750 bin TL para harcıyorum dedi. 750 bin TL. Evet. Sen ne kadar harcıyorsun? Ben harcayamıyorum ki. Niye? Ne iş yapıyorsun? Ben de serbest çalışıyorum. Serbest nerelerde çalışıyorsun? Özel sektörü bakar serbest. Özel sektör. Ne kadar maaş? Asgari ücretin biraz üzeri. Hiç mi harcadığın bir zevkin yok senin? Özel bir zevkim yok. Sigara var. Bir sigara var. Bu özel zevkim. Bir sigaram var. Bir sigaram var. Evet. Şöyle bir yere gitmiyor musun yengeyle bir müziğe efendim? Yok. Nerede gidiyorsun? Gidebiliyor musun bir defa? Onu sor. Gidebiliyor musun önce? Minibüse binip git. Ya, minibüs olmuş 15 lira. Minibüs parası bile mi yok? Atalım. Bundan içeriye atılır mı? Yok, hayır, sorun o değil. Bir defa zaten yaşam şartları zaten önceden iki adam biliyor. Alt sınıf, orta sınıf. Zengin. Zengin vardı. Şimdi o zengin orta sınıfı kaldır. Ya zenginsin ya fakirsin. Fakir. Evet. Üçüncü seçeneğin yok. Maalesef. Çoluk çocuk var mı? Bir oğlum var. Nasıl evde durumlar? Çok şükür yani iyiyiz. Ev kira mı? Ev kira. Ne kadar kira? Şu anda 5-6 bin lira civarında kira veriyorum. Bedava. Sana kalıyor 12 bin. Yani. Güle güle geçin. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Yakışıklı mı? Sağ olasın. Sağ olasın. Kolyen güzelmiş. Eyvallah. Hazreti Ali kolyesi. Evet. Sorum şu. Dilan Polat, ben günlük 750 bin TL harcıyorum dedi. Sen ne kadar harcıyorsun? Vallahi ben yetiştiremiyorum. Yani aldığım asgari ücret 10 bin lira ev kirası. Buyur gel de geçin. Yani bu iktidarı devirmediğimiz sürece biz sürünmeye mahkumuz. Peki hala günlük para harcadığın zevklerin ne senin? En çok para harcadığın zevkin ne? Benim harcadığım zevkim yok ki. Bir şey alamıyorum ki. Yani. Sigara da mı içmiyorsun? Ya sigara içiyorum. Bir sigara olmuş 46 milyon lira. Evet. 45 milyon lira. Kötü sigara. Ya 50 milyon. Marlboro Parlament 50 milyon. Gel de geçin bakalım. Gel de sigara iç. Evet. Tütün bile olmuş 20 milyon lira. Yani geçim zor. Gerçekten zor. Yani ev kiraları almış başını gitmiş. Buna bir çare bulamıyorlar. Yani ama saraya geldin mi o kadar parayı harcamayı biliyorlar. İlhan Polat'ı tanıyor musun? İlhan Polat mı? Evet. İlhan Polat değil, Dilan Polat. Dilan Polat tanımıyorum. Tanımıyorsun. Bir güzellik uzmanı ve sosyal medya fenomeni. Çok da zengin bir eşi var. Evet. Günlük 750 bin TL para kazanıyorum dedi. Evet. Pardon, para harcıyorum dedi. Sen ne kadar harcıyorsun? Bir saniye. Helalinden kazanıyorsa, harcıyorsa ne mutlu. Yoksa fasafiso. Fasafiso diyorsun. Tabii. Sen kaç para harcıyorsun günlük? Söylemeyeyim, gerek yok. Niye abi? İşte. Emekli misin? Emekliyim ben. Emeklide para çok. Niye çok olsun canım? Yetecek kadar var. Yetecek kadar var. Tabii. Emeklinin Türkiye'deki halini beğeniyor musun? Emeklinin mi? Evet. Şöyle. Adam 35 yıl önce işe girmiş örnek. Evet. O zamanlar takmamış. Şimdi emekli olacak. Ha, benim işlemlerim yapılmış mı diye takip etmek istiyor. O zamanlar takip etmemiş işlerini. Evet. Primlerini usulüne uygun yatırmamış. O değil. Şu anda
düşük alıyor veya perişan durumda şikayet ediyor. İşini zamanında takip edeceksin. Evet. Her şey devletten, hükümetten beklemeyecek. Tamam, o zaman sorum şu. Buyur. İşini zamanında takip etmiş. 9600 lira emekli maaşı. Evet. Peki iyi mi bu? Peki primi nereden yatmış, primi? Abi Allah aşkına primi asgariden yatmış. Orada yanılmış ama işte o. Ama beni dinle. Evet. Artırıyorum bak. 7500 lira emekli maaşı. Ya sen artırman ya gün önemli değil. Prim nasıl yatmış tamam prim? Tamam abi, ben onu söylüyorum sana. Asgariden mi yatmış? Asgarinin üstünde tamam mi yatmış? İşte, asgariden yatarsa 7500 alıyorlar ya. Alıyorlar. Tamam. Bunu asgariden yatırmadım. Yaşım 60. Evet. Çok da güzel yatırdım. 12500 alıyorum. 12, yeter mi bu para? 12500'den fazla alırsın. Allah. 15 alıyorum. Yeter evet mi? Efendim? 15 alıyorum. Bir dakika. Paran seni idare etmezse sen parayı idare et. Ha. Anladım. Tamam. Türkiye'de bir emekli buradan kalkıp atıyorum bir başka emekli büyük abisini, ablasını, Sivas'taki ablasını ziyarete gidebilir mi? Ya ben zaten şunu biliyorum. Hans emekli oluyor, dünyayı geziyor. Hasan emekli oluyor, doğduğu topraklara gidemiyor. Tamam. Bu 20 yılın birikimi değil bu. Ta 1923'ten günümüze kadar geliyor. Keşke 20 yılda çözülseydi diyor dediğiniz oluyor mu? Efendim, çözülemiyor. Niye çözülemiyor? Kangren çünkü. Kör düğüm. Ama birçok şeyi çözdüğünü iddia ediyor hükümet. Evet, çözdüğü işler var. Tank yapıyordun. Tamir etsin diye İsrail'den adam bekliyordun. Tank, şimdi seni evet, fabrikası şimdi, satıldı dediler. Şimdi hayır, alakası yok. Alakası yok mu? O şehir efsanesi onlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayır, ben de hayırlı. En çok para harcadığınız zevkiniz ne? Valla fazla böyle sosyal şartlarlar yani kendi şu anki kendi bünyemizde olan şeyler. Abi zevkin ne yani, ne harcıyorsun? Mesela Dijitürk'e mi abonesin? Atıyorum halı saha maçı mı yapıyorsun? Yok yok, öyle bir şey. Hiçbir sosyal aktivite. Şu an şu fazla bir sosyal aktivite. Senin neyin var abi öyle para harcıyorsun? Benim harcadığım evimi harcıyorum. Öyle bir sosyal şeyimiz yok. Zaten yani öyle olamaz yani. Azıcıksa da aldığımız parayı evi geçindiriyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok, lüksümüz yok, zor yani. Çocukları alıp plaja da mı gitmiyorsun? Zor, çok zor. Gidemiyoruz. İnan ki gidemiyoruz. Bu millet parkına da mı gitmiyorsun? İnan ki gidemiyoruz. Ancak çalışıyoruz. Çalış, doydu. Asgari ücretle aldığımız para 11 lira, 12 lira. Ondan sonra kiralar 10 lira, 8 lira. Ben nasıl gideceğim? Ben bir gün, 5 gün gittim gezdim ve ben aç kalırım. Çocuklar aç kalır. Gir. Şuradan gel oğlum. Bu caddenin en şık adamını gördüm. Yok estağfurullah canım, biz düğünümüze gidiyoruz. Bugün normal gününüz mü? Yok yok. Ha, düğüne gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz evet. Abi maşallah böyle. Yok, estağfurullah diyorum her zaman. Yani. Neydi ki yani? Çok şıksın yani. Yok estağfurullah. Tek mi gidiyorsun, bir hanımefendi var mı? Yok canım, biz de biz işimiz yok. O zaman tam dans havası bu. Dans mıdır artık? Yasmin Levi çaldırın, dans edin yengeyle. Yengem burada yok ya. Ha, burada yok mu? Yok. Sana güveniyoruz ama bu şıklığa rağmen. Eyvallah. Eyvallah. Abi sorumuz şu, Dilan Polat'ı tanıyor musun? Dilan Polat duymuştum ama. Bir güzellik uzmanı ve sosyal medya fenomeni. Ha. Günlük 750 bin lira para harcıyorum dedi. Sen ne kadar harcıyorsun günlük? Ben günlük sıfır. Sıfır? Sıfır. Hiç para harcadığın bir zevkin yok mu? Yok. Bu enflasyonda yok. Harcayamazsın ki. Kiracı adamsın. 15 lira olmuş. Emeklisin, nasıl yapacaksın? Çocuk olmasa yaşayamıyoruz. Karnını mı doyuruyorsun? Doyuramıyorsun ki. Ya bir halı saha maçın, bir haftada bir plaja gitmen. Gidemiyorsun. Ben 30 yılda daha izinle çıkmamışım. İzin de yok. Yok. Allah vermesin, yarın ölüp gitsen bu dünyayı böyle yaşamışsın. Ne yapacağız? Ne yapacaksın? Hayat bu. En çok para harcadığın zevkin? Ev sahibi. Ev sahibi, başka yok. Ev sahibine veriyorsun. En çok parayı. Evet. O parayı elden mi veriyorsun, havale mi ediyorsun? Elden mi veriyoruz? Parça parça ver de zevki böyle işte uzat. Bölemiyorsun ki. Kemer sıkıyoruz ancak kemer kopuyor. Kemer kopuyor. Evet. En çok para harcadığınız zevkiniz ne? Şu an öyle bir şeyimiz yok. Evkiniz kalmadı mı? Yok tabii, nereye kalacak? Kuaför? Bayağı oldu gidemeyeli falan yani. Şöyle normalde bir kadının oldu yani. Ne kadar da bir kuaföre gitmesi lazım? Eskiden en azından ben haftada iki gün en azından bir fön çektirmeye giderdim. Artık onu unuttuk. Evde ne yapabiliyorsak yapıyoruz. Boyamaya işte. Kendim yapıyorum aman artık. Aman Allah'ım. Mecbur.
Çünkü bugün istediğiniz yere gidin 1000 liradan aşağıya yok ki, 1000 liranın üstüdür her zaman. Bunu şimdi her ay ya da 2 ayda bir bunu veren var, veremeyen var. Ki ben şu an öyle bir şeye para ayıramıyorum açıkçası. Kadınlar olarak böyle kendi aranızda toplaşıp bir evde bir efendim poğaça çay partisi falan? Yok, çalışıyorum ben. Sabah 7 otobüsüne yetişiyorum, akşam 9 falan evdeyim. Öyle çay çorba onlar yok. O halde bunu bir maraton gibi düşünün. Öyle, öyle. Mutlu olmayacak. Ben şu an şeydeyim, bu eskiden neydi, bilgisayar oyunları vardı. Ne diyorlardı, bir tane canavar yakalayan bir şey vardı, ismini hatırlayamıyorum. Evet evet, şu an oradaki şey gibiyiz biz. Bir şey kovalıyor bizi, biz daha bir onlar şeyde kaçıyor. Evet, yani öyle bir dönemdeyiz. En çok para harcadığınız zevkiniz hayatta kalmak. Evet maalesef hayatta şu an öyleyiz. Yeter. Çabalıyoruz. Çabalayın. Çabalıyoruz. Teşekkür ederim. Kendinizi ben teşekkür ederim. En çok para harcadığın zevkin ne? Vallahi abi biz ya zevk değildi yani, biz evdekiler için pazara gidiyoruz. İşte nedir, evdeki karnımız doysun yeter yani. Yok kardeşim, bir halı saha maçında mı? Yok abi, halı sahaya gidemeyiz bu durumda. Bowling? Yok, onlar yok, sadece. Yüzme? Sadece bir şeye gidiyoruz, maç izlemeye gideriz. Aquapark? Yok abi, onlara gezmiyoruz. Sadece biz maç izlemeye gideriz. Plajı da mı gitmiyorsun? Yok yok abi, sadece biz stada gidiyoruz. Fenerbahçe stadyumuna gidiyoruz, o kadar. Tek bu diyor. Evet, tek o. Sen kardeşim en çok para harcadığın zevkin? En çok para harcadığım zevkim... Bir kafeye gidiyorum. Kafeye gidiyorsun. Bu yani, başka bir çay şey yok. Çay içiyorsun. Yani. Okey mi oynuyorsun? Yok, okeyim yok. Okey mi? Hiçbir şey yok. Bir çay. Çay içip kalkıyorum sadece. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ne rica ederiz. Kolay gelsin size. Ama Dilan Polat'a söyleyeyim. Buradan bir şey mi olacak abi? O kadar parayı harcıyor da fakir fukaraya versin o kadar parayı. Varsa hadi ona söylüyorum buradan, sizin aracılığınızda. O 750 milyara bir fakir fukaraya versin de bir görelim bakalım. Fakir fukara o 750 milyar hak ediyor mu? Bence ediyor yani. Bak şimdi burada... Kızı hasta olan bak orada var. Bir kişi de orada topluyor. Bak, o kadar Sema hastalığı, hani madem öyleyse götürsün bir aylığını da onlara bir bağışlasın da bir görelim yani bakalım. Bir hayır, yapsın. Hayır yapsın. Madem o kadar zengin, parasını harcıyor günlük 750 milyar. Buradan hani sizin aracılığınızla sesleniyorum. Madem o kadar para harcıyorsun hanımefendi, bir Sema hastası kıza bir bağışla da bir görelim seni bir. Dilan Polat'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Ne iş yapıyor bu Dilan Polat? Güzellik merkezi işletmeleri var. Oo, bayağı biliyorsun sen. Evet. Beğeniyor musun, güzel mi? Güzel. Çok mu güzel? Yok, o kadar değil ya. Niye abi? Yani güzel dedim işte, güzel merkezimiz. Güzel diyorsun. Aynen. Daha güzel sevgililerin oldu mu? Yok diyelim inşallah. Hani görüşürüz, kolay gelsin. Peki etsin. Dilan Polat günlük 750 bin TL harcıyorum dedi. Sen ne kadar harcıyorsun? Günlük mü? Evet. 10 bin harcıyorum abi. 10 bin harcıyorum. Aynen. Ne iş yapıyorsun? Şöyle göstereyim abi, gazeteci. Göster. Gazeteciyim. O gazetecisin sen. Aynen abi. Meclis Haber Ajansı. Evet. Kendi cebinden mi harcıyorsun yoksa bir ödenek falan mı? Şirketten harcıyorum abi. Şirketten harcıyorum. Masraflar. Son soru. Evet abi. En çok para harcadığın zevkin ne? Kıyafet. Kıyafet. Aynen abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.